Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arya sabahtan beridir ekran öyle bir kilitlenmiş ki bilmiyorum. Ben hazırlandım, çocuk bana da tuhaf baktı ki. Şurasını ıslatmış çünkü su az önce içti, o yüzden burasını ıslatmış. Hazır mısın sen de? He kumsal. Hadi koş, halı saçlarını yapsın. Gidelim. Biz şimdi dışarı çıkacağız arkadaşlar. Aslında hava çok bozuk ve yağmurlu. Biz bundan önce dedik ki hani böyle 4-5 gibi çıkalım. Böyle hava şey olsun, birazcık böyle soğuk olsun ki böyle güneşe falan vurulmayalım diye, ama hava kendini çok bozdu. Biz de artık annem hazırlıklar falan yapmış. Bu arada annemle beraber çıkıyoruz. Dedik birazcık çocuklara da çok şey uzağa gitmiyoruz. Böyle bir yeşillik alana gideceğiz. Birazcık böyle oturacağız çocuklarla dışarıda kalsın diye. Ama üstünü çok ıslatmışsın sen. He, ne olacak şimdi bu? Ne bu, üstünü ıslattın? Gel bak. Ben hazırlandım kapının içinde, Arya tam alacaktım. Baktım Arya öyle bir bana baktı ki. Anlatamam sizlere. O zaman arkadaşlar ben az önce Arya'nın da karnını doyurdum. Kumsalı da bir şeyler yedirmeye çalıştık ama yemedi. Çünkü onunla Nesquik yedi. Kumsala seslenin. O yüzden bir şey yemedi. Artık orada annem bir şeyler getirir veririz ya diye düşündüm. Zaten annem kek börek poğaça yaptığı için. Ben de bir yaptığı için büyük ihtimalle ye. Hadi gidelim. O zaman artık size tekrar oradan açarım. Evet arkadaşlar, şu an parka geldik. Yani yeşillikli alan böyle burası. Çok da güzel, sakin. Yolda açacaktım kameraya. Benim kameramda bir problem oldu. Bilmiyorum, açamadı bir türlü. O yüzden yolda açamadım. Kumsal. Ne yapıyorsun sen burada? Hadi kay. Kusa buradan gel. Hadi gel abicim. İnebilir miyim? Yine çok geçsin. Tutayım mı? Hadi. Yine yarım et kaysın. Hadi yine çık oradan, öyle alışmasın o. Ya. Bak nasıl alıştı çocuğu ya. Tut evini, tut. Gel buraya. Kısa kaç, kısa kaç. Kısa kaç, geliyor. Hazır mısın? Gidelim. Nasıl bineceğim? Az önce biz Sedat'ın doğum gününü kutladık burada. Çok güzel aslında bir video çekmiştik ama kaydetmeyi unutmuşuz. Video çekilmemiş. Yalnız pasta da şurada duruyor. Marketten bir şeyler alıp geleceğiz ya. Az önce dediğim gibi bir sürü video çekmiştim ama hepsi silinmiş gerçekten. Silinmemiş ya, daha doğrusu kaydetmemişiz yanlışlıkla. Yeniden herkese merhabalar. Herkese günaydın olsun. Şu an saat 10. Ben uyandım.
Daha doğrusu çoktandır uyandım. Bu videoyu en son bilmiyorum nerede çektim, kapattım. İnanın hiç hatırlamıyorum. Kardeşimin doğum gününü kutlamıştık dışarıda. Yanlışlıkla videoyu da çekmemişiz. Yani ben kamerayı anneme vermiştim ama açmayı unutup ben de o da çektiğimizi sanmışız. Kamerayı da çekmemişiz. O yüzden birazcık yamuk yamalak bir video oldu. Aslında onun öncesinde birkaç tane video çektim ama koymadım. Bilmiyorum yani, böyle bir bazdırı bir kısık kısık gelmişti. Sesim çıkmamıştı. O yüzden çoğu videomu sürekli sildim. Aslında çekip siliyordum. Bir şey var. Gerçekten de video çekmeyi unutuyorum. Video çekmeyi çok seviyorum ama sürekli unutuyorum. Çünkü Arya bu aralar çok fazla huysuz. Dişi çıkartma biliyorsun. Daha doğrusu dişi böyle üst dişleri çıkmış. Pardon, alt dişleri çıkmış bile ama aşırı derecede bir huysuzluğu var. Ben de o yüzden hiç böyle aklıma gelmiyor. Yani nasıl biliyor musunuz? Sürekli böyle benim kucağıma gelmek istiyor. Sürekli diyor ki hani beni kucağına alacaksın. Mesela ben yemek yaparken böyle ayağıma yapışıyor. Eskiden de böyle çok böyle kucağıma gelmek istiyor ama bu aralar fazla böyle bana bağımlı olmuş. Ben de sürekli hem onu hem kumsal derken ikisiyle aynı anda uğraştığım zaman videoyu unutuyorum. Neyse, bugün benim kayınpederlerim gelecek. Daha doğrusu bir hafta önceden bana söylemişlerdi yani gelmeyi ya, geliriz ya gelmeyiz diye. Ben de bu yüzden şimdi temizlik falan yapacağım. Açayım mı? Öncesinde bir kahvaltı yapayım. Eğer onlar gelirse çekerim. Artık videomu ne kadar çekerim, nereye devam ettiririm bilmiyorum. Yakında videolarım düzene girecek. Yakında olursa size güzel bir haber vereceğim. Onu bekliyorum. Ne oldu? Bu aralar bir de ev soğumaya başladı. Bir de sanki ev soğumaya başladı. Size de genellikle öyle oluyor mu? Artık sabahları uyandığımız zaman. Aa bak nereye çıktım ben. Bak nereye çıktım. Artık sabahları kalktığımız zaman gerçekten çok soğuk oluyor. Bu yüzden pencereleri akşam uyurken artık açık bırakmıyorum çocuklardan dolayı. Eskiden açık bırakıyordum çok sıcak diye. Hadi gel. Gidelim. Şimdi şöyle ekler siparişi verdim. Bunlar muzu çok güzel. Şu an burada yoklar. İki tane tek kalmış. Çünkü böyle borcama yerleştirdim bunları. Ben kaldırdım. Şu iki taneyi de ben yiyeceğim. Sabah tatlı yemeği çok seviyorum. Böyle bir huyum var. Genellikle böyle kahvaltıdan önce evde yaptığım tatlı bir şey varsa direkt ağzıma bir tane atıyorum. Kendime öyle alıştırmışım. Çok fazla değil. Böyle bir tane yerim. Hani böyle ağzıma atıyorum. Öyle daha çok enerjik oluyormuşum gibime geliyor. Bunlar muzlu üstü çikolatalı ekler. Sürekli bir tatlı yemeği yapmak. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Arkadaşlar, kayınpederlerim geldi gitti. Pek fazla bir şey çekemedim size. Hani böyle misafirler falan vardı. Aslında daha doğrusu video çekmek sonradan aklıma geldi. Böyle yemekle memekle uğraşır derken unutmuştum video çekmeyi. Yoksa böyle mangal yakarken falan çekecektim. Ama unuttum. Şimdi de hazırlandım. Kumsal'ın hastane kontrolü var. Onu götüreceğim ama 2 gün sonra var. Annem Arya'yı götürdü. Dedi ki peşinden sen de gelirsin bize. Ben de annemlere geleceğim. Şimdi eşim eve gelecek. Ben de yemeği dolapta falan var. Onları hepsini
halletmişim. Kumsalcı alacağım. Birazcık annemlere götüreceğim. Hem çok sıkılıyor. Hem de diyorum ki oradan direkt hastane oraya yakın. Oraya gitmiş olurum. Daha kumsalı gidirmedi. Benim buradayken annemler de buradaydı. Bu arada onu da söylemiş oldum. O annem Arya'yı kendisiyle götürdü. Birazcık Arya rahatsızdı. Sen de gelirsin dedi peşinden. O yüzden ben de hani ikisinden de evden çıkamadığım için ilk önce dedim ki tek şey yapmayalım öyle. Hepimiz beraber çıkmayalım. Ben de şimdi çıkacağım. Kumsalı giydireceğim. Oraya varmış oldum. Arkadaşlar şimdi eşim geldi. O da gelmek istediğini söyledi. Bu yüzden o da benimle beraber geldi. Bizden önce iki tane soğuk kahve yapalım içelim dedim. Öyle gidelim. Kendimi bir yorgun hissediyorum nedense. Bunları böyle hazırladım. Şimdi dolaba atacağım bunları. Çamaşırlarım var. Bunları atacağım. Çıkarken alırız büyük ihtimalle bunları yanımıza. Bir de buzları zaten birazcık azdı. Çünkü kumsalı şöyle dün akşam kemik sularından kaynattım. Onları attım dolaba. Hem kumsal için hem de Arya için. Böyle bunlar 10 tane falan yaptım. Yerimiz yok daha doğrusu. Bunu söylemeye çalışıyorum dolapta. Normalde 2 tane böyle buz kalıplarından dolduruyordum ama yerimiz şu an hiç yok. Şu an dışarı çıktık ve kahvenin kapının önünde hiçbir vaktimiz yoktu gelsin evde içme. Ama çok bu sefer güzel olmuş ya değil mi? Ben gelmem motorla. Sen biraz kusura gezdireceksin şurada. Arya. Sen beni izledin mi? Kumsal kavuştu onu. Diyelim senin boyunu. Evet arkadaşlar biz annemlere geldik. Annem de yemek yapıyordu. Yeni yakaladım onu. Ne oldu gel. Bu tuttuğun domates sosu değil mi anne? Bir tane açmış ondan. Hey, patladı mı tutmadı mı? Bir tane de açtım. Ben de geçen bir tane açtım. Melemenliklerden bir tane açtım. Akşam vaktiydi. Böyle ne yemek yapacağım derdi düşerken dedim ki en iyisi bir melemen yapayım. Tadı o kadar lezzetliydi ki. Yani de, yarım bilyon var ya onu koydum. Tadı acayip lezzetliydi. Yedik hepsini de bitirdik. Güzel. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Sonra yemek hazırlayalım.
kadar diye de uyudum. Yine uyudu. Kumsal da yemeğini yedirdik. Çocuklar da yemek yemiş. Yani rahat rahat yemek yiyebiliriz. Dur, su dur. Yapma, hayır. Gel. Bakayım. Sofraya gidiyor. Hadi koş, onu sofraya gidiyor. Koş, onu götür. Onu getir. Geçmeyeceğiz. Otur, ben seni alayım. Otur. Ne istiyor, ne istiyor? Ekmek mi ver? Bir parça ekmek ver. Kuru ekmek yiyor. Gel, hadi kuru ekmek yiyelim. Kuru ekmek. Bugünü de akşam ettik arkadaşlar. Annemler az önce pazara gitmişti. Şurada konsola verdiğim işte dediler. Onu vereceğim. Burada annemin devleti var. Söyle annem onlara. Söyle annem onlara şey almış. Şey, araya biberon almış. Aslında plastik almasının sebebi ben sürekli biberon kırdığım için bunu almış. Bunu yedekte olarak karamel köz. Bunu da Hile'ye almış. Okul için çok tatlı değil mi? Şu yeşili de koyayım diye. Ondan sonra burada da salatalıklar var. Evet. Abla, neden abartının üstüne döküldü? Nasıl çıkarayım? Başka? Anne. Dolaba girecek bunu. Kızım, gel. Yavaş yere bırak. Bak kusa geldi. Kusa sarhoş değil.